Palmutlar üzerine çalışıyorum. Babil ve Yeruşalim'i Talmudları üzerinde. Bir Talmud'a giriş kitabı olacak. Talmud ve hadis kitabının dışında Talmud'a giriş kitabı olacak. Ben bugün size o Talmud'a giriş kitabımızdan Talmud araştırmaları için bu bölümü işleyeceğim. Bu arada zaten hem ders işlerken kitabın içerisindeki bazı bölümleri de göreceksiniz. Bugünkü konumuz birinci bölümü açacağım. İkinci bölüm. Evet. Ekran tam olarak gözüküyor mu arkadaşlar? Ekran tam da şey küçük gözüküyor hocam. Yazı kısmı tam değil. Sizin bilgisayarınızın ekranı olduğu Şu gibi anda nasıl? gözüküyor. Biraz daha büyük ölçü. Evet. Daha iyi değil mi? Daha iyi hocam aynı. Evet. Şimdi arkadaşlar şeyi kapattım. Sadece ekranı göreceksiniz. Sorunuz olursa ben cümlemi tamamladıktan sonra sorarsanız çok daha memnun olurum. Talmudi rivayet metodolojisi biz burada esas olarak üzerinde duracağımız şey ben bunu yaklaşık olarak 17-18 kısımda ayırdım. Öncelikle Talmudi rivayet teknolojisinin oluşumu, Talmudi rivayet teknolojisinin tarihsel gelişimi, Talmudi rivayet teknolojisinin kritiği, Talmudi rivayet teknolojisinin dayanakları, mesnedi yani, Talmudi rivayet teknolojisinin inşaının mişnaik temeli, yani mişnadan, yani neden böyle bir rivayet metodolojisi ve tekniği oluşturuluyor ve bunu oluşturan mişnadan delil nedir, temel nedir? Ve yine Talmudi rivayet teknolojisinin ravi otoritesi, yani orada da bir rivayet vardır, rivayet zinciri vardır ki bunu Hz. Musa'ya kadar bunu sözlü ve yazılı, yani yazılı ve sözlü Tora'nın bu şekilde raviler yoluyla sözlü olarak geldiğini daha sonra kaybolma korkusuyla yazıya geçirilmesi ve ravilerin bu otoriteleri nasıl tahkim ettikleriyle ilgili bir kısım. Yine Talmudi rivayet teknolojisinin dinamik yapısı, yani neden bu kadar esnek bir metin oluşuyor? Bu dinamik yapı o esnekliğini nasıl yazılı Tora'nın içerisindeki metinleri şerh ederken veya onları açarken veya yaşamın içerisindeki öğelerle birleştirirken nasıl bir esneklik taşıdığını göreceksiniz. 8'de Talmud-i rivayet teknolojisinin manipülasyonu, bir tabi metnin yorumlanmasında da bu teknolojinin, yani tekniğin diyelim, uygulanmasında bir manipülasyon da söz konusu. Çünkü söz konusu olan şey sözlü olan bir rivayet, sözlü olan rivayetin yorumu ve rivayetin raviler yoluyla asırlar boyu, yani yaklaşık kaç bin yıllık bir dönem içerisinde Musa'dan ta dediğim gibi Talmud'un aktarım şeyi devam ediyor. Devam ediyor ve oluşuyor, teşekkül ediyor. Bununla ilgili manipülasyonlara değineceğiz. Talmud'un rivayet teknolojisinin etrafında geliştirilen veya gelişen literatür, çünkü bununla ilgili de çok geniş bir literatür oluşuyor. Talmud'un rivayet teknolojisi ve yeşivalar, akademiyalar veya yeşivalar, bunları detaylı işleyeceğiz. Ta Tannaim'den başlamak üzere Stammaim, yani en son raviye kadar, Talmud'un meçhul ravilerine kadar, bunlara biz Stammaim diyoruz, ravilerine kadar bunların özellikle Filistin ve Babil coğrafyasındaki yerleşimlerini göreceğiz. Bununla ilgili tabii daha sonraki derslerimizde çok daha detaylı değineceğim ama burada kısmen bahsetmiş olacağım. Talmud-i rivayet teknolojisinin kaynakları, Talmud-i rivayet teknolojisinin kökeni sorunsalı, Talmud-i rivayet teknolojisinin gelenekleştirme, yani bir anlamda burada aslında metin hale sözlü olandan yazılı hale gelince bir gelenek oluşturma da söz konusu. Bu anlamda Rabbani Yahudiliğin bunu
yani Talmud'u veya sözlü Tora'yı, yani Mişna kök metin olmak üzere onun üzerine yazılmış olan şerhler, gemaralar, baraytotlar ve onun açıklamaları da bir gelenek oluşturma çabası olarak zikredilebilir. Talmud'u rivayet teknolojisi ve akademiyalardaki Yahudi bilgin sınıfları, yine bu da bu bölüm burada kısmen bahsedilecek ama bu bilgin sınıflarının tabakaları, bunlarla ilgili detaylı diğer başka bir dersimizin konusu olacak. Talmud'u rivayet teknolojisinin arka planı ve diğeri Talmud'u rivayet teknolojisine göre rivayet fenomenolojisi. Son olarak, tabii bu da aslında en önemli şeylerden bir tanesi, müstakil olarak üzerine makale yazdım ama henüz yayınlanmayan bir bölüm. Bu da Talmud'u rivayet teknolojisinin yapı taşı Halaka Lemoşe Mesina, yani Hazreti Musa'ya Sina'da verilmiş olan hukuki halaka, yani şeriata dair hükümler. Burada halakadan kasıt odur. Talmud'u rivayet teknolojisinin oluşumu dediğimizde milattan sonraki 6. yüzyılda Babil Talmud'un son halini almasından Geonik döneme kadar geçen 2-3 asırlık periyot içerisinde Yahudilik çalışmaları ağırlıklı bir şekilde halakaya döndüğünü görüyoruz. Yani elbette ki özellikle 6. yüzyıldan sonra, yani İslami dönemle beraber olduğu zamanları da eğer biz göz önüne alırsak, burada onların halakaya ağırlık vermeleri son derece kendi kimlik ve milliyetlerini koruma açısından önem arz etmektedir. Burada özellikle yani şeyden bahsediyorum. Yani halaka dememin sebebi bir, yani şöyle halaka dememin sebebi önemli, o önemli neden? Çünkü diğer kendine yakın diyelim ki İslam veya İslam gibi bir toplum içerisinde kuralları kendi bir ulus olarak kendine has kılmadıkları zaman bunların içerisinde erime veya kaybolma belki de güdüsü buna gitmektedir. Bu dönem içerisinde Tanah tefsirleri, İbranice, Aramice gramer çalışmaları, dini liturji, kabalistik çalışmalar, felsefe ve ilahiyatın diğer alanları ile ilgili eserlere de rastlamak mümkündür. Çünkü nihayetinde hepiniz de biliyorsunuz, Yahudiler özellikle Müslümanlar arasında veya Hristiyanlar arasında İslam'dan önce Hristiyanlarla birlikte yaşadıklarında kendi aralarında çok ciddi bir apolojetik bir edebiyat da geliştirmişlerdi. Yani reddiye tarzı bir takım çalışmalar yapmışlardı. Yani Yahudilerin Hristiyanlığa reddiyeleri olduğu gibi Hristiyanlığın da Yahudiliğe, İslami dönemde de yine Müslümanların Yahudilere, Yahudilerin de Müslümanlara bir tür reddiye geleneği geliştirdiklerini söyleyebiliriz. Çünkü üç tane gelenek de birbirine yakın olduğu için söz gelimi ilk dönem için, yani birinci yüzyıl için söyleyecek olursak, Rabbani Yahudilerin Hazreti İsa'nın babasız doğumu ile ilgili, Meryem ile ilgili, Meryem'in bakireliği ile ilgili hususta dile getirmiş olduğu tartışmalar, Yahudilerin bu o dönem oluşmuş olan, yani İsa sonrası, yani yüzden sonra kabul edecek olursak, yüzden sonra geliştirmiş oldukları literatür daha çok o geleneği reddetmek türünden veya o geleneğin batıl olduğunu ispat etmek sadedinde bir literatürü geliştiriyor. Aynı şekilde Hristiyanlar da buna karşı bir gelenek geliştiriyor. Gelelim, neden 6. 7. asır dememin sebebi ise Yahudiler de aynı şekilde kendine yakın bir şeriata sahip olan İslam toplumu içerisinde bu tür hem dille ilgili hem de dinle ilgili, yani hem şeriatla ilgili hem de kendi dilleriyle ilgili çalışmaları bu anlamda yoğunlaştırmışlardır. Burada konular çok detaylı siz şey yapacaksınız ama ben kısaca bunları ifade ederek geçeceğim. Biraz küçültmek zorundayım. Evet. Metin. Evet.
Burada Yahudiler, Hristiyanlar belli bir coğrafyaya dağılmış. Özellikle yani birinci tapınağın yıkılmasından sonra Yahudiler çoğunlukla başka toplumların egemenliği altında yaşamaya devam etmişlerdi. Belli bölgelerde yaşamış olmalarına rağmen. Burada dahi Yahudi bilginleri dediğimiz Gaonik Gaonimler yani Gaonik devirde Irak, Suriye, Filistin bölgelerinde ki hukuk ekollerini temsil ettiği yeşivalara başkanlık etmişlerdir. Bu Gaonim sınıfı. Özellikle Müslümanların Hristiyan egemenliği altında bulunan İspanya'yı hakimiyetler altına aldıkları milattan sonra 710 sonrasında nüfusun yaklaşık %8'ini oluşturan Yahudiler, Müslümanların Yahudilere gösterdiği özgürlük alanı genişliği ve Yahudilerin üzerinden Hristiyan baskısının kalkmasıyla birlikte İspanya'da bir altın çağlarını yaşamışlardır. Bununla tabii yine bir takım bazı istisnai durumları da eğer şeyden çıkaracak olursak yani tarihsel silsile içerisinde görmezden gelirsek en az İslami dönemde Yahudilerin kendilerini daha iyi ifade ettiklerini söylemek mümkündür. Burada esas olarak Rabbani isnat sisteminin arka planını incelerken özet olarak şuna değinmemiz gerekiyor. Burada Rabbani isnat sisteminin arka planında yani burada özellikle Yahudilerin yani biz isnat sisteminden bahsederken aslında Yahudilerin Müslümanlarla bir arada yaşadığı dönemde bir kendilerini ilk elden Hazreti Musa'ya yani Hazreti Musa'nın rivayetleri belli bir silsile içerisinde yani bir şalşalet kabala yani bir rivayet bir alma sistemiyle o bilginin kesintisiz bir şekilde aktarıldığını ispat etme çabasında olduklarını görüyoruz. Burada tabii ki Yahudilerin bu kendilerini bir Ferisi geleneğe bağlı olan Rabbani Yahudilerden bahsediyorum. Bir bütün zaten hani nasıl ki İslam'ın ana akımını Ehl-i Sünnet oluşturuyorsa Yahudiliğin de bugün hani diyelim ki Rabbani Yahudiliğin ana akımını Ferisi kökenli olan Yahudilik oluşturuyor. Burada tabii Rabbani Yahudilerin yazılı Torah'sına ve ardından ikinci kaynak olan ve kutsal kitap bununla kavuşturdukları sözlü Tora'ya yönelik eleştirileri bu dönemde Rabbani bilginleri Şalşalet HaKabala yani bu rivayet zincirlerini yani isnada yönelik bir takım çalışmaları ele almaya sevk etmiştir. Kaleme almaya sevk etmiştir. Burada dikkat ederseniz daha önceki derste bahsettim. Hatta kitapları da size gösterdim. İgerat Rav Şalira Gaon ve Abraham ben David'in Şalşalet HaKabala, Sefer HaKabala. Burada esas olan şey Talmud'u Hazreti Musa'ya Sina Dağı'nda yani Mişne'yi Tora Şebih Taf'a ilaveten Tora Şebel Payide yani kesin bu sözlü olan Tora'yı da kesintisiz bir zincirle yani şalşala ile yazıya geçilinceye değin aktarıldığını savunma ve buna dair rivayet zincirini oluşturma mecburiyetine bırakmıştır. Çünkü burada esas olan şey Yahudiler bir defa zaten Hristiyanlar etkinliklerini İslam'dan sonra yitirmeye başlamışlardır. Yani İslam'dan sonra Yahudiliğin doğrudan dirsek temasında olduğu birinci el belki de Yahudiliğe yakın olmasından bir şeriat kaynağı, bir şeriatı kaynak olarak kabul etmesinden ve daha da ötesini söyleyin, Kur'an'ın içerisinde Tora'dan pek çok alıntının, yani Tora'nın bir anlamda daha öz taşıyıcısı olan bir kitap olması itibariyle, yani mesela siz beş kitabı, yani Tora'yı diyelim, Tanah'ı değil, bütün Tanah'ın nebiler ve kitaplar kısmı daha çok tarihle ilgilidir. Bunlar zaten tarihi kayıtlardır. Bunların rivayetlerinde farklılıklar, hatta rivayetlerinde çelişkiler çokça var, bulunabilir. Ama Tora'nın beş kitabı ile ilgili
yani Tora dediğimiz kısımla ilgili Kur'an'ın sürekli bir vurgusu var. Tevrat diye bir vurgusu var ki bahsedilen burada yazılı Tora'dır. Burada şunu şey yapayım, ifade edeyim. Bir defa Tora'nın bu otoritesini reddeden diğer Yahudi gruplar var. Mesela bunlardan bir tanesi Karaim Yahudiliğidir. Burada Karaim kelimesi biliyorsunuz kara sülasi kökünden türüyor. Zaten bizim yazılı Tora dediğimiz de Mikra'dır. Yani Kur'an gibi Mikra'dır. Yani buradaki yazılı Tora'dan kasıt Mikra'dır ve Karaim dediklerimiz de yani Bnei Mikra. Bnei Mikra yani Tora'nın çocukları, Tora'ya tabi olanlar, Tora'yı kabul edenler ki bunlar Anam ben David'in görüşleri etrafında toplanan bir Yahudi fırkasıdır. Bunlar asla ve asla Talmud'u kabul etmezler. Yani yazılı Tevrat'ın dışında oluşmuş olan literatürü, özellikle Rabbani Yahudiliğin literatürünü kabul etmiyorlar. Şimdi bunların tabii belli bir takım iddiaları var. Bu iddialarına şöyle göz atacak olursak, burada onlar şöyle bir ibareyi kullanıyor. Onlara göre Rabbiler Tora'nın, Tanrı'nın sözlerinden herhangi birini ekleme ve ondan çıkarma yapmamaları hususunda Tesniye 4.2'deki ya da 12.1'de geçen apaçık emrine karşın yazılı Tora'da yer almayan hususlarda düzenlemelerde bulunmuşlar. Öncekilerin uygulamalarını derlemişler ve ardından da bu düzenlemelere dair rivayetleri de talebeleri muhafaza ederek birbirlerine aktarıp bir anlamda yeni bir dinsel gelenek ve külliyat ortaya koyduklarını kimler söylüyor? Karaim Yahudileri söylüyor. Aslında Karaim Yahudilerinin de bir uzantısı vardı. Bu arada belki dikkatinizi çeker diye söyleyeyim. Sadukilerin bir anlamda Karai tarzı bir sadece yazılı Tora'ya bağlılıkları da dikkat çekicidir. Yani zaten biz Ferisi ve Sadukileri de bu bağlamda belki yani benim kanaatim burada Karailerin Sadukilerin devamı Rabbani Yahudilerin de hem yorumlama Tora'yı yazılı olan Tora'yı yorumlama Agadalarla veya Halaka onlara ekleme veya onları yorumlama eğilimleri de daha çok Ferisilerle ilişkilendirilebilir. Karailerin Talmud hakkında sorunuz olursa araya girebilirsiniz arkadaşlar. Oluyor da ya kaydediyorum hocam bölmeyelim diye. Öyle daha iyi olur. Ben bir miktar anlatıp öyle sorabiliriz. Bugün biraz uzun işleyebilirim. Tamam. Karailerin Talmud hakkında ortaya attığı iddiaları şu şekilde belki biz özetleyebiliriz kısaca. Burada esas olarak şöyle ben şunu kapatayım kafanız karışmasın. Anlatırken hem sizin kafanız karışmasın hem benim kafam karışmasın. Burada Karailerin ortaya attıkları iddiaları aslında yani ben bunları aslında çok daha detaylı belki başka bir zaman anlatırım ama burada kısaca özetleyeceğim. Bir defa onlara göre yazılı Tora'da yer almayan herhangi bir ahkamın yasallaştırıp kanuni bir tarza getirilmesine ve uygulanmasına dair ima yolu olsa dahi Tora'da buna kapı açacak bir işaret yoktur. Sözlü Tora diye bilinen Mişna ki burada Mişna'yı zaten izah etmiştik. Mişna aslında ikileme demek. Bir şeyin üstünde iki tena kelimesi, şena kelimesi ya da şani kelimesi bir şeyin ikilenmesi demektir. Mişna ve onun etrafında gelişen edebiyat tamamen beşeri bir teşri çabasının ürünü olup Hz. Musa'nın getirdiği şeriatten yahut Musa kökenli kaynaktan alınmış değildir diyorlar. Birinci iddiaları bu Karaimlerin. İkinci iddiaları da özetle söylüyorum bunları. Rabbilerin yazdığı Talmud'da yer alan kimi ameli uygulamalar çoğu zaman yazılı Tora'nın yani Mikra'nın apaçık hükümlerine ters düşmekte veya bunlarla çelişki arz etmektedir diyorlar. Ki bunlarla ilgili hakikaten şöyle söyleyeyim ben kısaca bir cümle ben ekleyeyim onlara da Karailere. Yani bazen Tora'da yer alan bir hüküm
metnen apaçık olarak orada durmasına rağmen Rabbani Yahudilik onu yorumla eritebilmekte veya yorumla ona başka bir kapı veya başka bir yola götürebilmektedir. Ki burada sanırım Kur'an'da da bahsedilen o Yahudi bilginlerinin ellerinde yazılan kitabı sırtlarına atarlar ifadesi sanki bu Karayim Yahudilerinin de muhtemelen etkileşim vardır, kabul ettiği bir şey. Yani Kur'an da böyle bir iddia işi yapıyor. Kur'an diyor ki kendi Allah'ın kitabını veya Tanrı'nın kitabını, Tora'yı kendi sırtlarına atarlar. Kendi uydurmuş oldukları sözlerle, sözler bunlar Allah'ın indindendir derler. Ayeti hatırlarsınız, bakabilirsiniz. Şimdi burada esas olan şey yine Karayim Yahudilerinin bu Talmud eleştirisine gelecek olursak, bu da Talmud bilginin Rabbilerin kendi aralarında kitabın muhkem ve manası açık olan uygulama ve hükümlerinin yer aldığı pasuklar etrafında sonu gelmez sayısız tartışmalar kopardıklarını söylüyorlar. Hakikaten onlara göre tabii Tora evet yorumlanır ama o yorumun ötesinde daha bir metin, başka bir metin veya ehli sünnetin de yapmış olduğu gibi es-sünnetu kadiyetun alel Kur'an tarzında, yani sünnet Kur'an'ın üzerine hüküm vericidir tarzında bir Mişna geleneği veya Rabbinik bir gelenek oluşturmaları bu anlamda Karay Yahudiliğinin tepkisine neden oluyor. Burada Hilal ve Şamay yeşivalarının veya ekollerinin veya akademiyalarının burada metinlere bakış açıları söz konusu edilebilir. Nihayette bunlar da kendilerine göre söz gelimi ehl-i sünnetin içerisinde Hanefi ve Şafii ekollerinin veya Hanbeli ve Maliki ekolleri gibi metinleri yorumlama tarzları. Söz gelimi Hanbeliler metinleri mecazi yorumlamaz iken veya mecazi yorumlamazken diğer taraftan Hanefi ekolun onu yorumlama eğilimine benzetilebilir. Burada şöyle bir iddia söylüyorlar. Şayet Talmud-i şeriat gerçekten ilahi menşeli ise, ilahi kaynaklı ise, o zaman bu sözde şeriatın inşa edildiği rivayetler neden Hazreti Musa'nın şeriatındakiler kadar otoriter ve kesin değildirler? Bu soru umumiyetle o dönemde Karayilerin Rabbani Yahudiliğe yönelttiği eleştirilerden bir tanesidir. Yine Rabbanilerin Musa şeriatı veya geleneği ya da nebevi sünnet diyebiliriz. Çünkü Musa şeriatından kastığımız aslında bir anlamda Tanrı kökenli veya Tanrı'dan olduğu söylenen bir tür şeriatten bahsediyor. Tora aslında onu ifade ediyor. Burada Musa şeriatından kastımız odur. Yani burada Musa şeriatının varisleri ve sahipleri oldukları şeklindeki iddialarına bütün yani buradaki iddiadan kastımız Rabbinik Yahudi'nin ortaya atmış oldukları bu Yahudilikle ilgili sözlü Tora geleneğine bütün Yahudiler tarafından tasdik gelmediği yönündedir. Burada esas olan şey burada Tora'nın hükümlerinin bütün Yahudiler tarafından, bu arada birisi geldi, şunu kabul edelim, evet. Bütün Yahudiler tarafından kabul edilmediği şeklindedir. Şimdi Musa şeriatı, tabii biz Rabbani Yahudilik esas olarak biz Moşe ben Meymun'a, yani Musa bin Meymun'a da baktığımızda Musa bin Meymun Mişne Torası'nda aslında Seferhamme Dağı'da Musa'nın Talmud'u yani Mişne'yi nasıl ki Tora Şabih Tav'ı yazılı olan Tora'yı Tanrı'dan almışsa aynı şekilde sözlü olan Tora'yı da Tanrı'dan aldığını ve bunun bir anlamda Yahudi bilginlerinin zihninde yeniden doğduğunu veya sudur ettiğini söylemeye çalışıyor. Burada ben tabii eleştirisine girmeyeceğim. İbni Meymun'un yani veya
Moşe ben Meymun'un bu sözünü. Daha sonra belki girebiliriz. Ama esas olan şey burada şey bahsettiğimiz Karay Yahudiliğinin bu Talmud rivayet teknolojisinin oluşumuna veya oluşturulmasına tepkisini birkaç cümleyle söylemiş olduk. Şimdi bir küçük bir soru arası vereyim ben, sonra devam edeceğim. Evet. Ha, biz mi soralım hocam? Evet, ben de bir soru arası vereceğim. Evet, evet hocam, ben başlayabilir miyim? Tabii ki. Şey demiştik hocam, bu Ferisilerden bahsettiniz. Bunlar Yahudilerin soy ağacından mı geliyor? Ferisiler tabii ki Yahudi, kendilerini Yahudi olarak tabii Yahudilerin biliyorsunuz Josephus 3 tane gruptan, Yahudi gruptan bahseder. Sadukiler, Ferisiler ve Esseniler. Bu 3 grup biliyorsunuz yani Josephus'un hatta kendisi de bu gruplar içerisinde yani fırsatınız olursa Yahudi antikitelerinin içerisinde bu Josephus'un kendi deneyimini okuyabilirsiniz veya bir gün ben size okuyayım. Burada tabii ki Ferisiler daha çok yazılı olan Tora'nın yorumlanabilme özelliğini daha esnek bir metin oluşturduğunu söylerler ki bunlar Ferisiler de dediğim gibi Yahudi mezhepleri gibi düşünebilirsiniz burada. Ekolleri gibi düşünebilirsiniz Yahudiliğin. Sadukilik ve Esseniler, Essenilik, böyle diyebiliriz. Ben bunları farklı bir ırk sanıyordum mesela. Hayır, şey, hayır, hayır. Yusufiler falan gibi. Şeye benziyor. Bunlar bir anlamda metne yaklaşımı, farklı yaklaşımlara sahip Yahudi ekolleri gibi düşünebilirsiniz bunlar. Bizdeki mezhep karşılığı gibi herhalde. Evet, mezhepler gibi düşünebilirsiniz. Evet. Yani burada mezheplerin tabii eğilimleri var. Mesela Hanbelilik daha az yorumcu bir, daha çok metne sadık, aslında belki Sadukiler de öyle denebilir. Daha metne sadık, metni yorumlamayan bir özellik taşırken, bir diğeri tamamen işari bir yorum veya daha sembolik bir yorum şeyine gidebilir. Evet. Diğer sorumda Sadukiler kimdi? Ama cevaplandı o da şu anda. Evet. Bir de şeyden bahsettiniz hocam. Milattan sonra 100. yüzyıllarda eleştiriler yapılıyor Meryem'in bakireliğine dair. Evet. Yani kabul etmiyorlar. Şimdi tabii ki şöyle söyleyeyim. Ben ilk dönem yani İsa'nın tabii biz bu Yahudi kronolojisine göre söylemiyoruz. Hristiyanların oluşturmuş olduğu kronolojiye göre İsa'nın 33 ile 37 arasında çarmıha gerilmesi ya da diğer bazı Hristiyan mezheplerine göre çarmıha gerilmemesi meselesi ve İsa'nın babasız dünyaya gelmesi, Meryem'in bakire olmaklığı meselesi Yahudiler indinde asla kabul edilmemiş. Hatta onlar, tabii ben detaylara girmeyeceğim, Hazreti İsa'nın yalancı bir Mesih olduğunu, annesi Meryem'in ise Ben Stada veya Ben Pandira, Pandita veya farklı şekillerde zikrediliyor. Burada ben detaya girmeden söyleyeceğim. Biriyle beraber olup Hazreti İsa'yı dünyaya getirdiğini söylüyorlar. Burada tabii başka cümleler kullanılıyor. Daha tahkir edici, daha aşağılayıcı Meryem'le ilgili ve Mesih'le ilgili ve yalancı Mesih olduğu ile ilgili ibareler var ki o metinde Yahudilerin oluşturmuş olduğu o metinlerde son derece ağır ithamlar var. Bu anlamda Yahudi metinleri zaten asla varsa Hristiyanlığın ki yani İsa'nın kendi şeyi burada daha doğrusu İsa sonrası Pavlos'un mektuplarında Yahudilerin kralı veya Mesih olarak ifade edilmesi İsa'dan sonraki bir dönemde belki de 70'e kadar yani ilk İncil'ler söz konusu edildiğinde ki bizim Q İncil'i dediğimiz Quella yani kaynak İncil ile kaynak İncil'i İncil etrafında oluşmuş olan
Matta Markos, Luka, bunlar yeser İncil'ler kabul edilebilir. Onların iddiaları ile Yuhanna İncil'inin yani göksel son derece Hazreti İsa'yı insani olan özelliğinden koparıp daha tanrısal bir İsa figürüne kavuşturan Yuhanna İncil'i asla ve asla zaten Yahudiler indinde hiçbir şekilde revaç görmemiş, kabul edilmemiş ve onlarca yani Müslümanların yaptığından daha fazla ki Müslümanlar yani reddiye geleneği açısından düşünecek olursak ben bu arada şeyi kapatayım biraz birimizi görelim. Değil mi? Evet. Evet. Şimdi hep böyle konuşuyorum. Biraz da birimizi görelim. Görmeden konuşuyorum. Bu arada Yahudilerin o anlamda Hristiyanlığa reddiyeleri düşünüldüğünde Müslümanlarla karşılaştırılmayacak derecede Yahudiler Hristiyanlığa yani İsa'ya ve Meryem'e çok ciddi ithamlarda bulunmuşlardır. Bu anlamda İslam aslında Kur'ani metin içerisinde baktığımızda İslam'ın İsa'sı ve Meryem figürü ki Kur'an İsa'yı babasız doğduğunu kabul ediyor. Diyor ki inne mesela İsa ke mesela Adem'e. Yani İsa'nın örnekliği Adem gibidir. Çünkü Adem'in de babası yok, İsa'nın da babası yok. Ve Meryem'i de nitelerken yine Meryem'in Azra, Betül yani orada babasız bir şekilde Tanrı'nın kendi rahmine kelimeyi atarak ilk dönem Hristiyan Kristolojisine uygun bir şekilde aslında İslami İsa ve Meryem figürü Kristolojik değerlere son derece veya Kristolojiye son derece uygundur. Yani ortalama bir Kristolojidir. Belki İslami Kristolojiyi o şekilde niteleyebiliriz. Evet Güneş. Hocam Yahudilere göre den dersem Hristiyanlık sadece Yahudilikten doğmuş farklı bir mezhep İlk dönem diyebiliriz. için Bana öyle öyle. farklı bir mezhep değil, sapkın bir sapkın bir heretik ayrılma olarak görülüyor Hristiyanlık. Yani gerçi Yahudiler İslam'ı da bir anlamda Yahudiliğin kökenlerinden Abraham Geiger'in dediği gibi Yahudi kökenlerinden neşet eden bir ekolü gibi görünebilir, bir yorumu gibi görebiliyorlar. Hatta Abraham Geiger Yahudiliğin küçük kız kardeşi diye nitelendiriyor. Bizzat kendi kitabında İslam'ın Yahudi kökenleri diye bir kitabı var. Orada onu okursanız görürsünüz. Yani detaylı olarak girmeyeceğim ama bir anlamda zaten şeriatlar birbirlerinin devamı olduğu için İslam da şer'i yani nasıl söyleyeyim İslam şimdi Hristiyanlıktaki şeriat daha sonra kilise babalarının oluşturmuş oldukları nomo kanunlarla yani kilise kanunlarıyla oluşturulmuş bir şeriat vardır. Doğrudan evet Tanah'ı yani Hebrew Bible dediğimiz ya da Tanah dediğimiz Kitab-ı Mukaddes'ten kastımız yani burada Ahdi Atik, Ahdi Cedid tartışması ayrı bir tarafa bırakılacak olursa burada zaten aslında ilk dönem Hristiyanlığı köken olarak kendisini eski ahidin veya Tanah'ın üzerine inşa etmiş. Çünkü Hazreti İsa'yı anlatırken Davud'a bağlamak zorunda ya da İbrahim'e bağlamak zorunda. Markos İncil'inde olduğu gibi burada şeye girmeyeceğim ama orada kastedilen İsa'yı kral soyuna bağlayıp yani Davud kral soyuna bağlamakla aslında İsa'yı bir anlamda Yahudilikten getiren bir yani ona Melko du Yudoy demesinin sebebi o. Yani Yahudilerin kralı. Çünkü Davud oğlu diye geçiyor. Bred David, Bred Abrohum. Burada hani Davud oğlu, İbrahim oğlu diye İsa'nın genealojisini bu şekilde kral soylu yapıyor. Dolayısıyla Mesih olabilmesi için Yahudiliğe dayanması gerekiyor. Yani bu anlamda zaten Yahudiler arasında bir Mesih beklentisi var. Arkadaşlar kapanacak 40 Kaç dakika dolduğu dakika? için Kaç dakika biraz sonra gelelim hocam? 15 dakika sonra bir araya geliyoruz tekrar. Teşekkür ederiz hocam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz hocam.